En azından artık maraz halinin İstanbul'da olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Engin, hemen cezaevi arabasındaki askerlerden maraz halinin son eşgaliyle ilgili bilgileri alın. Şehrin tüm çıkış noktalarına bildirin. Belki saç rengini, göz rengini falan değiştirmiştir. Sakal bıyık neyin bırakmıştır? Baş üstüne abi. Biz de bu arada biraz sokağa çıkalım. Hem şu Nazlı denilen kızla ilgili bilgi toplayalım. Hem de maraz halinin düşmanlarını teker teker ziyaret edelim. Baş üstüne. Baş üstüne amirim. Ya memur kardeşim. Biz dolandırıyoruz değiliz. Biz dolandırdığımız neden bize inanmıyorsunuz? Yürü, yürü. Söylüyoruz. Konuşma da yürü. Bizi neden tutuklayıverdiniz? Gözümüzü seven bizi bırakıverin. Biz suçlu değiliz. Bizim suçumuz yok. Bir yanlışlık yapıyorsunuz galiba. Gidelim biz bu haberin gidelim. Şey adam sus. Sizi biz bırakıverin. Durun durun beyler. Gel bakayım şöyle. Kim bunlar, ne alt etmişler? Tarihi eser kaçakçılığından aldık amirim ikisini de. Yok ya. Hayır, yok komiserim, ne kaçakçılığı? Biz kaçakçı bilen değiliz. Biz köylüyüz, çiftçiyiz. Komiser değil lan amir, vallahi. Organize şube amiri. Affedersiniz, kusurumuzu bakmayın gari amir. Biz yeni geliverdik Denizli'den İstanbul'a da, buradan yabancısıyız açık. Çok iyi etmişsiniz, ne iyi etmişsiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz İstanbul'a. He? Ya bir siz eksiktiniz burada valla. Siz de geldiniz tam oldu. Valla. He? Şimdi de işin aslını anlatın bakayım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bizim çocuklar haybeye almazlar kimseyi. Yalnız lafı dolandırmadan en kısa yoldan anlatın. Tonla iş var başımızda. Beni oyaladığınızı, vaktimi boşa harcadığınızı hissettiğim anda ikinizin de kafasını birbirine çarpar yumurta gibi kırarım. Denizli'nin meydanındaki horozun yanına beni kırıklar diye böyle heykelinizi dikerler. Biz geçenlerde bundan iki hafta kadar falan önce bizim tarlayı traktörle sürerken sabana bir şey tıkılıverdi. İndim baktım, toprağın altında bir şey var. Hemen Necmi'ye ünleyiverdim. Koşun lan Necmi dedim. Tarlanın altından bir şeyler çıkıverdi dedim. Necmi kim oğlum? O ben oluveriyorum gari. Tamam sen devam et anlatmaya. Bunun dediklerinden hiç bir şey anlamadım. Şimdi Kamil beni ünleyince ben de hemen seyidiredim Neva diye. He, sen de Kamil'sin yani. Ne amirim? Ama sen anlatma. Necmi anlat. Sen anlatınca altına alt yazı lazım oğlum. Anlat Necmi'ciğim. Neyse. Toprağı kazdık. Bir de baktık. Ana ne çıksın istersiniz toprağın altından? Bizim için ne çıksa fark etmez koçum. Biz toprağın altındakilerle değil, üstündekilerle ilgileniyoruz. Gup çıktı amirim. Gup çıkmış. Küp. Küp oğlum. Sonra? Sonra küpün içini açtık bir de baktık. Ne çıksın istersiniz amirim küpün içinde? Ulan benimle bulmaca bilmece gibi konuşmayın şimdi. Bak ikimizin de ağzını burnunu kırarım vallahi. Doğru dürüst hazırlan şunu. Altın çıktı amirim küpün içinden. Altın derken? Eski dari altınlı adam. Bir küp dolusu altın. Çıktı sizin tarladan. Allah Allah. Sonra ne yaptınız siz bu küpten çıkan tarihi altınları? Önce iki hafta kadar döşeğin altında saklayıverdik. Niye? Neden olacak? Korktuk da ondan. Kimden korktunuz oğlum? Herkesten. Kolay mı sanıyorsunuz amirim? Dünya kötü. Bir küp altından bahsediyoruz amirim. Bu devirde 20 lira için adam öldürebiliyorlar. Ulan zibidiler. Niye altınları polise, jandarmaya teslim etmediniz o zaman? Neden edelim amirim?
Biz bulduk o altınları. Polisten jandarma bulmadı ki. He, biz buluverdik. Bizim tarlamızdan çıktı ipiciyi. He. Orası bizim tarlamız. O nedenle altınlar bizimdi gari. Yapma ya. Siz nerede güzelleştiniz oğlum böyle? Tarla. 1000 yıl önceden sizin tarlanız mıydı lan? Büyük dedeniz mi gömdü lan sanıyorsunuz o altınları oraya? Zibidiler. Hayır, öldü el amirim. Hindi bizim babamgiller. Sonradan almışlar oralara. He, sonradan almışlar. Ama sonuçta tüpsü bizde. Hı. Lan oğlum. İsterse kökü sizde olsun. Ulan yasa var, kanun var. Onu da geçtim, akıl var, mantık var. Bu topraklardan çıkan her türlü tarihi eser Türk milletinin ortak malıdır. Yani ne sizin ne de babanızın özel malı. Demek ki neymiş? Her kim toprağından bir tarihi eser neyin çıkartırsa bu altın olur, çanak çömlek olur, tabak olur, heykel olur. Alıp bu eserleri devletin ilgili makamlarına teslim etmek zorundadır. Peki, sonra ne oluyor eserler biliyor musunuz? Devlet onları müzelere koyuyor. Çoluk çocuk, küçük büyük herkes gidip o müzeleri gezsinler de yüce tarihimiz, eşsiz geçmişimiz hakkında bilgi neyin edinsinler diye. Bazı şerefsiz de gidip oradan da çalıyorlar, ayrı mesele ama. Gerçi çok az kişi müzeye gidiyor. Bana kalsa herkesler bütün müzeleri en az ikişer kez gezmeli. En azından turistler gelip görüyorlar bu eserleri. Anadolu kadar tarihi zengin başka bir memleket var mı koçum bu dünyada? Yok. 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 Tarih fışkırıyor her yerden kurban olduğum memleketinden. Ama sizin gibi zibidiler ne yapıyorlar? Kısa yoldan köşeyi dönme hayaliyle bizim milli servetimizi 3 kuruşa tarihi eser kaçakçılarına satıyorlar. Peki onlar ne yapıyorlar? Onlar da bu canım eserleri yurt dışındaki şerefsizlere satıyorlar. Böylece ne olmuş oluyor? Benim vatanıma ait bir eser elin gavurunun müzesini, evini, bahçesini süslüyor. Benim güzel Bergama'ma ait Zeus tapınağının, elin Almanı'nın Berlin müzesinde ne işi var lan? Ne işi var lan? Ne işi var? He?